PayPal Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduğundan beri Türkiye adresine sahip kişiler tarafından artık ne yazık ki kullanılamaz oldu. Dolayısıyla Türkiye adresine sahip insanlar tarafından PayPal hesabı açılmak için farklı farklı yöntemler denenmeye başlandı. Şimdi bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce PayPal hesabı açılışıyla alakalı bir video çekmiştim. Bu videoda aslında bu işin yasal ve uzun bir yönteminden size bahsetmiştim. Şimdi anlatacağım yöntem ise hiç masanızdan kalkmadan, bilgisayar başınızdan kalkmadan sadece birkaç gün içerisinde biraz para harcayarak PayPal hesabı açabilmenin bir yönteminden bahsedeceğim. İlk olarak PayPal nedir? Neden kullanılır? Ne işe yarar? Ondan çok kısa bahsedeyim size. PayPal yurt dışında yapacağınız işlemlerde bu bir ticaret olabilir. Yani bir hizmet satışı olabilir. Ya da bir mal satışı olabilir. Yapacağınız bir para transferi yöntemidir. Yurt dışındaki müşterilerinizden kolayca para transfer edebilmeniz için PayPal'ı kullanabiliyorsunuz. Hiç yerinizden kalkmadan demiştim. Evet hiç yerinizden kalkmadan ihtiyacınız olan 4 adet servis ve uygulama var. Ben sırasıyla bu servis ve uygulamaları size sayacağım. Daha sonra bilgisayarımın ekranından bu işlemleri nasıl yapacağınızı adım adım tarif ediyor olacağım. Birincisi bir tane sanal makineye yani VPS'e ihtiyacınız var. Bu VPS'i neden kullanacaksınız? Çünkü Türkiye IP'sine sahip yani Türkiye toprakları içerisinde bir bilgisayardan bir PayPal hesabı açamaz ve kullanamazsınız. Dolayısıyla bir VPS aracılığıyla uzaktaki bir bilgisayara bağlanarak bu bilgisayarın ekranından PayPal'a başvuruda bulunacaksınız ve bundan sonra PayPal'ı bu bilgisayar ekranından kullanmaya devam edeceksiniz. İkinci ihtiyacınız olan şey ise bir pasaport ya da yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Buna neden ihtiyacınız var? PayPal sizi doğrulamak isteyecek, gerçek bir kişi olup olmadığınızı görmek isteyecek. E tabii ki diyeceksiniz ki madem Türkiye'den PayPal açılamıyor, ben Türk pasaportumu ya da Türk kimliğimi vererek nasıl PayPal açabilirim? PayPal için bunun bir önemi yok çünkü PayPal sizin aslında yurt dışında yani Türkiye dışında herhangi bir ülkede e, bulunuyor olmanız, bir, orada bir faaliyet, bir iş faaliyeti gösteriyor olmanızı istiyor. Yani Türk pasaportunuzun ya da Türk kimliğinizi göndermeniz PayPal için herhangi bir problem teşkil etmiyor. Bu pasaportunuzu ya da Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizi önlü arkalı şekilde tek bir pdf dosyası olacak şekilde taratmanız gerekiyor. Bunun detaylarına birazdan gireceğim. Üçüncü ihtiyacımız olan şey yurt dışında bir adres sahibi olmak. Bu adres sahibi olmamız için de bizim bir web sitesinden ki bunu birazdan göstereceğim. Yasal bir adres kiralayacağız. Bu adrese kendi adımıza ya da şirketimizin adına bir kiralama sözleşmesi yaptıracağız. Bu da yine PayPal hesabı açılışı için bizim ihtiyacımız olacak. Bu yasal adresin detaylarını da az sonra ekranımdan size gösteriyor olacağım. Dördüncü ihtiyacımız olacak servis ise bir banka hesabı. Tabii ki bu banka hesabı Türkiye toprakları içerisinde değil, yurt dışında bir banka hesabı olmalı yurt dışında banka hesabı sahibi olmak için normalde yurt dışına fiziki olarak gitmek, pasaportla banka hesabına başvurmak gerekiyor. Ancak bu anlatacağım yöntem sayesinde bir yurt dışı banka hesabına sadece internet üzerinden kimlik bilgilerinizi doğrulatarak sahip olabileceksiniz. Şimdi ben ekranımı paylaşıyorum ve bu anlattığım 4 adet maddeyi size adım adım göstereceğim uygulamalı bir şekilde. Şimdi ilk ihtiyacımız bir VPS demiştim, bir sanal sunucu demiştim. Şimdi sanal sunucu nedir? Çok kısa bir şekilde tekrar altını çizeyim. Sanal sunucu uzaktan ekrana bağlandığınız yurt dışı lokasyonundaki bir bilgisayar. Bu bilgisayardan siz PayPal hesabı açacaksınız ve PayPal hesabınızı sürekli bu sanal makine üzerinde kullanacaksınız ve kullanımı çok basittir. Size verecekleri bir IP adresi, kullanıcı adı ve şifreyle bilgisayarınızdan Windows ya da Mac bilgisayarınızdan uzak masaüstü yazılımı aracılığıyla bağlanacaksınız. Bu Windows bilgisayarı kullanacaksınız. Şimdi yurt dışı lokasyonlu VPS yani sanal sunucu kiralamak için benim önerdiğim bir servis var. Bu servisin ismi de güzel.net.tr Şimdi güzel.net.tr'ye girdiğiniz zaman zaten Avrupa lokasyonlu Linux ya da Windows VPS'leri görebiliyorsunuz. buradaki VPS VPS'lere aylık bir bedel ödüyorsunuz elbette. Yıllık ya da aylık ödüyorsunuz. Bu makinenin çok kuvvetli, çok güçlü bir makine olmasına gerek yok. Sizin uzaktan Bağlanabileceğiniz kadar hızlı bir şey olması yeterli. Burada çok üzerine düşünmeniz gereken bir durum yok. Tabii ki benim önerdiğim güzel web sitesi haricinde farklı servisleri de kullanabilirsiniz. İlla burayı kullanmanız şart değil. Sanal bir sunucu olması ve uzaktan bağlanabiliyor olması yeterli olacaktır. İkinci ihtiyacımız olan şey ise bir pasaport ya da Yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Ee, neden Yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı diyorum? Çünkü eski kimlikleri ne yazık ki yurt dışında kabul edilmiyor. Yeni bir kimlik olması gerekiyor ya da bir pasaport. Ama süresi geçerli olan bir pasaport olması gerekiyor. Bu evraklardan yani pasaport ya da kimliği yüksek çözünürlüklü bir şekilde herhangi bir tarayıcıda taratmanız gerekiyor. Eğer bir tarayıcınız yoksa da iOS ya da Android cep telefonlarını kullanacağınız Adobe'un bir tarayıcı uygulaması var. Bu tarayıcı uygulamasını telefonunuza indirip kimliğinizi telefonunuzun ekranıyla hemen çektiğiniz zaman kamerasıyla o size otomatik olarak yüksek çözünürlükte taranmış şekilde ayarlayacaktır. Bu, bu belgeyi de kullanabiliyorsunuz. Üçüncü ihtiyacımız olan servis ise bir sanal adres. Şimdi bilgisayarımdan bu sanal adresin tavsiyesini size yapacağım. Tabii ki birçok farklı, birçok alternatif sanal adres var. Ancak benim önerdiğim sanal adres localoffice24.nl adresine sahip olan bu servis. Bu servisi ben kullandım, deneyimledim. Hatta PayPal hesabı açılışı için de kullandım. Farklı amaçlar için de kullandım. Şöyle pricing bölümüne geldiğiniz zaman hemen aşağı bölümde göreceksiniz. E, 4 adet paket var. Şimdi siz burada dördüncü yani ultimate paketini satın almalısınız. Neden diyeceksiniz. Şimdi PayPal bizden sanal ofisimize ait bir Proof of Address dokümanı yani hemen şurada solda görüyorsunuz. Bu Proof of Address dokümanı demek sizin bu adreste bir iş yaptığınızı, bu adreste fiziki olarak bulunduğunuzu ispatlayan bir aslında kiralama sözleşmesidir. Bu kiralama sözleşmesini sadece e, buradaki Ultimate paketiyle 99.95 yani 100 Euro e, ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Bu 100 Euro'luk bir bedeli verdikten sonra bu kişilerle iletişime geçiyorsunuz ki iletişim oldukça kolay. İletişime geçtikten sonra e, ben ben burada işte Hollanda'da ya da farklı bir ülkede olabilir ama Hollanda daha mantıklı ve daha kolay oluyor. Ben bunu birçok kez denedim çünkü. Hollanda'da fiziki bir adres sahibi olduğumu PayPal'a ispatlamam gerekiyor. O yüzden bana kendi logonuzun ve kendi antetinizin yani antet ne demek? işte adres ve logonun e, evrakta bulunması demek. Bulunduğu bir dokümana bir adres sahipliği, bir kiralama sözleşmesini ıslak imzalı düzenleyin diyorsunuz. Ve bu firmada size bu bedeli ödediğiniz için düzenliyor ve gönderiyor. Bunu da yine alıp bir köşeye koyun. E, tabii burada unutmamak gerekiyor. Burada aylık olarak tabii ki her ay 100 Euro ödemeniz gerekmiyor. İşinizi gördükten sonra tekrar yenileme yapmanıza gerek yok. E, zaten bu dokümanlara bir defa ihtiyacınız olacak. Ha ileride tekrar sizden PayPal herhangi bir doğrulama isterse o zaman gidersiniz. Yeniden e, abone olursunuz ve yeniden devam edersiniz. Ve adres ihtiyacımızı da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Az önce Hollanda'da fiziki bir adresi internet üzerinden kiraladık ve bir kiralama sözleşmesini aldık varsayıyorum. Ve en son dördüncü maddemiz nedir? Bir banka hesabı. Banka hesabı açabilmek için Avrupa'nın herhangi bir lokasyonunda, yani illa Hollanda olması gerekmiyor, Almanya olur, Belçika olur, yeter ki sizin adınıza soyadınıza düzenlenmiş bir banka hesabı olması gerekiyor. Ve bu banka hesa hesabının da PayPal tarafından desteklenen bir banka hesabı olması gerekiyor. Desteklenen demek şu demek, dijital banka hesapları yani dijital yöntemlerle açılan banka hesaplarının ekstrelerini ne yazık ki PayPal genellikle onaylamıyor. Birazdan göstereceğim serviste PayPal bu banka hesabının ekstrelerini onaylıyor. Tabii ki sizin eğer fiziki bir banka hesabınız varsa bankanızdan aldığınız yine antetli bir kağıt üzerine bir hesap hareketleri, hesap ekstresini PayPal'a sunarak açabiliyorsunuz. Ama bizim yerimizden kalkmamamız gerekiyor. Bizim bilgisayardan bu işi halletmemiz gerekiyor. O yüzden hemen dönüyoruz bilgisayara ve birçoğunuzun belki de reklamlardan ya da farklı yerlerden bildiği, belki de kullandığı TransferWise. Şimdi TransferWise Türkiye.com.tr'ye girdiğiniz zaman burada hemen bir kaydolun butonu göreceksiniz. Bu kaydolun butonuna bastığınız zaman o kadar bir basit ki TransferWise sizi burada bireysel ya da kurumsal hesap mı istiyorsunuz diye yönlendiriyor olacak. Ve ikamet edilen ülke olarak sizden bir ülke isteyecektir. Eğer siz Hollanda'da bir e, adres kiraladıysanız ki az önce anlattım. E, dolayısıyla burayı Hollanda olarak göstermeniz gerekiyor. Daha sonra Transferwise sizden Hollanda'da kiraladığınız yerin kiralama sözleşmesini, kimlik fotokopinizi ya da pasaport fotokopinizi isteyecek. Ve daha sonrasında sizin Avrupa'daki banka hesabınızı sahneler içerisinde aktif hale getirecek. Şimdi ne yaptık? VPS'imizi kiraladık. Geçerli süresi olan pasaport ya da yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızı PDF formatında taradık. Lokal ofis 24.nl adresinden fiziki yasal adresimizin kiralanmasını gerçekleştirdik ve bir sözleşme yaptık. Avrupa'nın herhangi bir lokasyonunda banka hesabımız olması için TransferWise üzerinden banka hesabımızı açtık. Şimdi her şeyimiz hazırsa yapacağımız ilk işlem VPS'imize yani sanal sunucumuza giriş yapıyoruz. Yani nasıl giriş yapacağınızı bilmiyorsanız Google'dan araştırdığınız zaman çok basit olduğunu göreceksiniz zaten. Bilgisayarımıza bağlanıyoruz. Yurt dışındaki bilgisayarımıza ve hemen ekranda gördüğünüz paypal.com adresine giriyoruz. Şimdi paypal.com'a girdiğinizde tabii ki bu sizin bulunduğunuz lokasyona e, göre yani bilgisayarınızın atıyorum IP'si Almanya ise Almanya'ya bağlanacaksınız. Ama hemen şu sağ altta paypal'ın sağ altında bir tane bayrak göreceksiniz. Bu bayrağı tıkladığınızda hemen buradaki Avrupa bölümünden Hollanda'yı seçmeniz gerekiyor. Çünkü siz Hollanda'da fiziki bir adres kiraladınız ve bu kiraladığınız adres dolayısıyla Hollanda üzerindeki PayPal'da kullanılabilen bir adres haline gelecek. Bundan sonraki aşamalar çok basit. Zaten bunu size adım adım göstermeme hiç gerek yok. Bunu yaparsınız. PayPal sizden ilk olarak adınızı, soyadınızı, adres bilgilerinizi isteyecek. Tabii ki burada mutlaka Lokal Ofis 24.nl adresinden kiraladığınız adresi vermeniz gerekiyor PayPal'a. Türkiye'deki adresi verirseniz ne yazık ki hesabınız onaylanmayacaktır. Daha önce PayPal'da kullanmadığınız bir e-posta adresinizi mutlaka vermeniz gerekiyor. Cep telefonu olarak Türkiye'de kullandığınız GSM numarasını verebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Yine sizden kimlik belgeleri isteyecek. Kimlik belgelerinizi de yine az önce anlattığım şekilde PayPal'a göndereceksiniz ve ortalama 24 saat içerisinde PayPal hesabınız aktif hale gelecek. Evet çok da zor değil. Ama tabii ki birazcık da para harcamak gerekiyor ne yazık ki. Para harcamadan da bir PayPal hesabını açamıyoruz. Yani sanal adres almak için mutlaka bir ödeme yapmak gerekiyor. Bu en büyük gereklilik PayPal'da. Gerçekten çok kolay. Gerçekten eğer bu işin ticaretini yapıyorsanız, PayPal'dan para kazanıyorsanız, yurt dışında birilerine hizmet satıyorsanız, örnek veriyorum, freelancer'sınız ve grafik tasarım yapıyorsunuz ya da e-ticaret yapıyorsunuz, eBay'den satış yapıyorsunuz, PayPal'a mutlaka ihtiyacınız olacak ve dolayısıyla bu emeklere, bu uğraşlara bir nevzede olsa katlanmak gerekiyor. Geçen sene hatta bir buçuk sene önce çektiğim videoda bu işin uzun yolundan bahsetmiştim. Yani gidip Hollanda'da bir PayPal hesabı açmaktan bahsetmiştim. Şimdi hiç ona gerek yok. Bilgisayar başında oturduğunuz yerden tıkır tıkır sadece birkaç saat içerisinde PayPal hesabınızı aktif hale getirebileceksiniz. Eğer PayPal hesabınızı şahsınız için değil de şirketiniz için açmak istiyorsanız yani Türkiye'deki limited şirketi, anonim şirketi veya Amerika'daki LNC şirketi veya Avrupa'daki herhangi bir şirketinize açmak istiyorsanız ve Avrupa'da herhangi bir adresiniz yoksa aslında yapacağınız işlemler yine aynı. Tek farkı şu olacak localoffice24.nl ile internet sitesinde başvururken mutlaka şirket adınızla başvurmanız gerekiyor. Örnek veriyorum bizim firmanın ismi Lorca e, Dış Ticaret Limited Şirketi. Ne yapacağım ben oraya Toyerakka'ya değil de Lorca Reklam Dış Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla başvurmuş olacağım. Ve dolayısıyla localoffice24.nl local sitesi bana şirketime bir kira sözleşmesi düzenlemiş olacak. Yine transfer varsa da yine kurumsal seçimi yapacağım. Kurumsal seçtiğim zaman da şirket adresimi verip hesabımı başarılı aktif hale getirmeyeceğim olacağım. Bu aynısı Amerika şirketleri için de geçerli. Adımlar hiç fark etmiyor. Bireysel de kurumsalın adımları birebir aynı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.